Aslında yarınki organizasyonumuzun temel çıkış noktası, ilk çağrısı Şehit İsmail Heniye'den gelmişti. Şehit vefat etmeden önce, şehadet şerbetini içmeden önce İslam ülkelerinin tamamını 3 Ağustos Cumartesi günü Filistin'deki Gazze'deki direnişe destek vermek ve İsrail hapishanelerinde işkence altındaki mazlum Filistinli kardeşlerimize destek olmak için meydanlara çağırmıştı. Biz de aslında o çağrıyla 3 Ağustos'ta meydanlara inme hazırlığı yaparken İsmail Heniye'nin şehadet haberi ulaştı. Aslında onun son çağrısı bizim için bu hale dönüştü. Onun son vasiyeti İslam ülkesine bıraktı, İslam ülkelerine bıraktı. Son vasiyeti bu oldu. İstanbul'da da bunların belki de en büyüğü gerçekleşmiş olacak. Ayasofya Meydanı'nda saat 18.30'da 100 binlerce insanın katılacağı çok büyük bir organizasyon olacak. İsmail Heniye'nin çağrısı yerde kalmayacak. İnşallah kanı da yerde kalmayacak. Filistin'in izzetli direnişi, izzetli bir zaferle neticelenecek ve hem Gazze'nin, hem Filistin'in, hem Kudüs'ün kurtuluşunu görmüş olacağız. Yarın vicdan sahibi bütün herkesi, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında meydanlarda göreceksiniz. Ama 7 Ekim'den bu yana işte bu kadar insanın vefat ettiği, özellikle savunmasız, korumasız kadınların, hamile kadınların, küçük çocukların ve özellikle de güvenli alanlara geçtikleri halde hastanelerde, okullarda ve güvenli alanlarda bile bombalarla hayatlarına son verdirilmesi, büyük cinayetlerin işlenmesi artık insanlık kalbinin en büyük yaralarından biri. Yani burada şimdi biz çıkacağız yarın orada, herkesi davet ediyoruz. Bir duruşla, bir duruş sergileyeceğiz. Onunla bir düşünceyi haykıracağız. Kendine gelmesi için zalimlere bir haykırışta bulunacağız, bir çağrıda bulunacağız. Ayasofya Meydanı'ndan bütün dünyaya bu zulmü haykırıyoruz. Yarın da inşallah İsrail'in zulmüne karşı bütün dünya, sadece İstanbul değil, sadece Türkiye değil, bütün dünya ayağa kalkacak ve yeniden İsrail'e haddini bildirmeye çalışacak. Bildirilmesini de yolunu açacak, hatırlatacak. Yarınki toplantımız Haniye'nin bir davetiyle başladı. Filistin Destek Platformu oluşumuyla birlikte bütün sivil toplum kuruluşlarının içinde olduğu bir organizasyonla yarına hazırlanıyoruz. Buradan da aracılığınızla bütün İstanbulluları ve çevre illerimizdeki vatandaşlarımızı, duyarlı vatandaşlarımızı heyecanını muhafaza eden, sadakatini devam ettiren, bağlılığını sürdüren, bu konulardaki hissiyatını muhafaza eden bütün duyarlı kardeşlerimizi Ayasofya'ya 18.30'da davet ediyoruz. Orada Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek, marşlar söylenecek ve orada konuşma yapılacak, konuşmalar yapılacak, meramımız anlatılacak. Oradaki tepkimiz ortaya konacak. Biliyorsunuz İsmail Heniye şehit düşmeden evvel bir toplantı için çağrıda bulunmuştu 3 Ağustos'ta herkesin meydanlarda bir araya gelmesiyle alakalı olarak. Bu çağrının temel amacı biliyorsunuz Perşembe günü 300 günü doldurmuştuk 7 Ekim'den itibaren. Bu haksızlığın, adaletsizliğin, insanlık dışı savaş suçlarının çok çok yüksek derecede işlenmesinden kaynaklı olarak. Hem de şunu da gördük ne yazık ki her ne kadar toplumsal manada bir tepki doğmuş olsa da devletler anlamında henüz kesin bir hareket, kesin bir çözüm bulunamadığını, işin kör düğüm vaziyetine geldiğini gördük. İsmail Heniye de belki de en çok bundan dolayı insanların istikrarının devam etmesi, devletlerin toplum tarafından daha çok baskı altına alınması adına bu çağrıyı yapmıştı. Ve biz de tabii ki bu çağrıyı devam ettirmek, o vasiyeti yerine getirmek üzere inşallah yarın saat 6.30'da akşam Ayasofya'da bir araya geleceğiz. Hep birlikte bu konudaki toplumsal reflekslerimizin hala devam ettiğini, bu konuda istikrarla davayı savunmaya devam ettiğimizi inşallah gösteririz.